Seyyid Fehim Arvasi Seyyid Fehimi Arvasi Hazretleri, Doğu Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 33.südür. Osmanlı Devleti'nin son devirlerinde yaşamıştır. Seyyid'dir. Hazreti Şey ve Allame lakapları vardır. Arvasi denmekle meşhur olmuştur. Babası Seyyid Abdülhamit Arvasi'dir. 1825 yılında Van'ın Bahçe Saray, Müküs ilçesine bağlı Arvas Doğan Yayla köyünde doğdu. 1895'te aynı köyde vefat etti. Kabri oradadır ve sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Temiz ve asil ailesi Anadolu'nun çoğu vilayetlerinin ilim, irfan ve güzel ahlak vasıflarının timsali, sembolüydü. Zamanlarının alimi, fazilet örneği olan dedeleri Kadiri ve çeşitli yollarına mensuptular. Babası, Arvas'ın tekke, zaviye ve medresesinin sevk ve idaresini yürütürdü. Seyit Fehim, küçük yaşta babası Seyit Abdülhamid Efendi'yi kaybetti. Annesi Seyide Emine Hanım, zahide, takva ve vera sahibi, saliha bir hanımdı. Pek çok kadın hizmetçileri olduğu halde, ilim talebesinin elbisesini kendisi eliyle yıkar ve yardım ederdi. Küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Seyyid Fehim, kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i hat ve hıfz etti. Sonra dedelerinin kurduğu ve öteden beri ilim yayan büyük alimler yetiştiren Arvas Medresesi ile Müküs'teki Mir Hasan Veli Medresesi'nde temel dini bilgileri ve Arabi alet ilimlerini okudu. Kısa bir müddet ilim tahsiline ara verdi. Sonra Cizre'ye gidip Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden, Şeyh Halid-i Cezeri'nin ders halkasına dahil oldu. Kısa zamanda emsallerini geçip ilimde ilerledi. Dini ilimleri ve zamanın fen bilgilerini öğrendi. Seyyid Fehim, Cezire'de ilim tahsiliyle meşgul olduğu sırada, amcaoğlu Seyyid Sıbgatullah Efendi de Cezire'ye gelip, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin talebelerinden, Şeyh Salik Sibki Hazretlerinden ilim öğrendi. Cezire dönüşünde Van'a uğradı. Van'da bulunduğu günlerde Büyük Veli Seyyid Tahayi Hakkari Hazretleri de Nehri'den Van'a gelmişti. Seyyid Taha Hazretleri'nin en seçkin eshabından olan amcası Seyyid Muhammed Efendi, Seyyid Sıbgatullah Efendi'ye, Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri'ne talebe olmasını tavsiye etti. Seyyid Taha'ya talebe olan Seyyid Sıbgatullah, onun hizmetinde ve sohbetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi kısa zamanda olgunlaşarak insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak hususunda icazet, diploma ve hilafet aldı. Van valisi ve halkı Van'da kalmasını ısrarla istediler. Fakat o, Nehri'ye gidiyorum, Seyyid Taha hazretleri uygun görürlerse burada kalırım buyurdu. Van'da kalmak istediğini Seyyid Taha hazretlerine arz edince buyurdu ki, Yok Molla Sıbgatullah, Van halkı dum himmettir yani eksik, kısa himmetlidir. Van'ın fethi benim ve senin elinde olmaz. Mükaşefe aleminden malumata göre sizin sülalenizden yani Arvasi hanedanından ilim ve irfanıyla tanınmış Allah bilir ama onun Seyyid Fehimi kastediyor. Vasıtasıyla Van'ın irşadı geçici olarak mümkündür buyurdu. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri o zat amcamın oğludur. Cezire'de ilim tahsiliyle meşgul, ilim ve irfanla meşhurdur dedi. Seyyid Taha, bir başka gelişinde o zatı muhakkak bana getir diye emir buyurdu. Seyyid Sıbgatullah, hocasını ikinci defa ziyarete gelişinde, genç yaştaki Seyyid Fehim Arvasi'yi de nehriye getirdi. Seyyid Taha hazretlerinin huzuruna gidip sohbetiyle şereflendiler. Kalma zamanı bitip ayrılacakları sırada, Seyyid Sıbgatullah Bey yanındakiler, Seyyid Taha Hazretlerinin elini öpüp izin aldıktan sonra, sıra Seyyid Fehim'e gelince, Seyyid Sıbgatullah geride kaldığını görüp, Seyyid Taha Hazretlerinden onun için de izin istedi. Fakat Seyyid Taha Hazretleri, Seyyid Fehim'in kalmasını münasip gördü ve o burada kalsın buyurdu. Seyyid Taha'nın hizmetinde kalan Seyyid Fehim, kısa sürede kemale geldi. Seyyid Taha Hazretleri, onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyit Fehim 24 saatte aldı buyurdu. Seyit Daha Hazretleri bir gün cami şerifin duvarına dayanarak Seyit Fehim Hazretlerine işaret ederek yanına çağırdı. O da yanına gelince çok zekisin, ilme istekli ve kabiliyetlisin, muhakkak mutavvel kitabını okumalısın buyurdu. Seyit Fehim Hazretleri kitabım yok, bizim taraflarda mutavvel okunmaz diye arz edince, kendi kitabını hediye etti. Muş'un bulanık kazasının A1 köyünde, Molla Resul Sibki ismindeki büyük alime gidip okumasını tavsiye buyurdu. Huzurundan ayrılırken sen zeki ve tetkik edici bir ilim talibisin. Suallerine hocalar tatmin edici cevap veremezler ve rahatsız olurlar. Derslerin takibi esnasında bir zorlukla karşılaşırsan onları rahatsız etme elini göğsüne koy ve beni hatırla. İnşallah derhal müşkilini hallederim buyurdu. Hocasının elini öpüp duasını alan Seyyid Fehim Arvasi, mutambel okumak üzere zamanın Doğu Anadolu'daki en büyük alimlerinden olan Molla Resul Sibki'nin huzuruna vardı. Molla Resul, ben Arvas ailesinden birisine ders okutmak arzusundaydım. Çünkü Arvas'ta Molla Resul Zeki'den okudum.'' o aileden gelen bu zatta zeka eseri göremiyorum. Hayret, o ailenin fertleri çok zeki olurlardı, dedi. Seyyid Fehim Arvasi, Molla Resul'den ders almaya başladı. Fakat Seyyid Taha Hazretlerinin tavsiyesine uyarak, ders esnasında sual sormamaya dikkat ediyordu. Hatta Molla Resul, Seyyid Fehim'in talebelerinden Molla Halide, senin hocan sual sormuyor, zekasız mıdır, yoksa utanıyor mu diye sordu. Molla Halid de, Evet, ben başlangıçtan beri bu zatın yanında okuyordum. Bir zaman hocalarına çok sual sorar, hocalar ona cevap vermekten aciz kalırlardı. Fakat nehriden döndükten sonra ne hikmetse sual sormayı terk etti. İlim öğrenmedeki kabiliyetine gelince, kusura bakmayın, ben deniz onun sizden yüksek olduğunu tahmin ederim diye arz etti. Bir gün Molla Resul'den mutanveli okurken hocasına, burayı anlayamadım dedi. Molla Resul tekrar anlattı. Fakat Seyyid Fehim-i Arvasi yine anlayamadığını söyledi. Molla Resul cümleyi birkaç defa okuduktan sonra bugün yoruldum yarın anlatırım dedi. Ertesi gün okudu fakat yine açıklayamadı. O gece Molla Resul de Seyyid Fehim de düşündüler. Üçüncü gün aynı yere gelince Molla Resul oradaki inceliği yine açıklayamadı. O sırada Seyyid Fehim hocası Seyyid Taha hazretlerinin ders okurken anlayamadığım yer olursa beni hatırla sözünü hatırladı. Molla Resul dersi mütala etmekle meşgulken Seyyid Fehim gözlerini kapayıp mürşidi Seyyid Taha Hazretlerini gözünün önüne getirdi. Seyyid Taha elinde bir kitapla göründü. Kitabı Seyyid Fehim'in önüne açtı. Mutaverin o sayfasıydı. O satırları açık olarak okudu. Seyyid Fehim merakla dikkat ediyordu o cümlenin arasında bir atıf vavı, ve harfi fazla okudu. Seyit Taha hazretleri kaybolunca, Seyit Fehim gözlerini açtı. Molla Resul'ün o satırları okuyup düşünmekte olduğunu gördü. Molla Resul'den izin isteyip, hocasından duyduğu gibi bir V ekleyerek okudu. Molla Resul bunu işitince, mana şimdi anlaşıldı dedi. İkisi de iyice anlamıştı. Molla Resul, bu satırları 20 senedir okudum, anlattım. Fakat hep anlamadan anlatırdım. Şimdi iyi anladım. Söyle bakalım, bunu doğru okumak senin işin değil. Ben senelerce bunu anlayamadım. Sen nasıl anladın? Bu V'yi okudun, mana düzeldi dedi. Seyyid Fehim, Mürşidi Seyyid Taha Hazretlerini hatırlayıp yardım istediğini söyledi. Mürşidinden nasıl öğrendiğini anlattı. Molla Resul, imandan sonra küfür yoktur diyerek kitabı kapattı. Seyit Fehim'le birlikte nehrinin yolunu tuttular. Onlar yoldayken Seyit Taha Hazretleri, Seyit Fehim güzel bir hediye ile geliyor buyurdu. Kısa bir müddet sonra Seyit Fehim'le birlikte gelen Molla Resul de, Seyit Taha Hazretlerinin sohbetine kavuşup talebelerinden oldu. Onun huzurunda manevi olgunluğa erişip, zahiri ilimlerde olduğu gibi tasavvuf ilminde de yetişti. Seyyid Taha Hazretleri Molla Resul'e hilafet vererek insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi. Hocası ve mürşidi Seyyid Taha Hazretleri'nin huzuruna tekrar dönen Seyyid Fehim onun hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Seyit Taha hazretlerine olan muhabbet ve bağlılığı sebebiyle, onun yattığı odanın dış tarafında pencereye yüzünü döner ve sabahlara kadar ayakta durup, onun güneş gibi nur saçan feyizlerinden istifadeye çalışırdı. Hatta bir defasında bunun da yetinmeyip, soğuk bir gecede şiddetli kar yağarken kapının dışında uzandı. Mübarek başını kapının eşiğine koyarak yattı. Şiddetli yağan kar, mübarek vücudunu örttü fakat muhabbetle yanan kalbiyle kar altında çeşit çeşit feyz ve bereketlere kavuştu. Seyyid Taha hazretleri, teheccüd namazını kılmak için mescide gitmek üzere kapıyı açtı. Ayağını kapıdan dışarı atınca, Seyyid Fehim'in sırtına bastı. Seyyid Fehim hemen ayağa kalkıp, edeple mürşidinin karşısında durdu. Seyyid Taha hazretleri, Yeter Molla Fehim! Benim kanaatime göre, bugün ilimde bir ummansınız. Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinden sonra ilimde seyitlerin yüzünü siz güldürdünüz. Bu ilmi bu kadar yere sermeyiniz buyurdu. Seyyid Fehim Hazretleri ise bu ilimden bütün istifadem Hazretinizin bir nazarıyla olana yetişememiştir. Bendeniz menfaatimi arıyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Seyyid Taha Hazretleri onu kucakladı, gecenin karanlığında cihanı aydınlatacak manevi nurları ihsan etti. Elini tutarak, beraber mescide gittiler. Seyyid Taha Hazretlerinin hizmet ve sohbetinde tasavvuf yolunun en yüksek derecelerine kavuşan Seyyid Fehim, büyük bir veli oldu. Mutlak hilafetle şereflenme zamanı gelince, Üstadı Seyyid Taha, onu huzuruna çağırdı ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak, onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa kavuşmalarına vesile olmakla vazifelendirdi. Fakat Seyyid Fehim, bu bir ağır yüktür, ben bunu kaldıramam, hem de buna layık değilim, deyip çekingen davrandı. Seyyid Taha Hazretleri, bu bir emri ihtiyari, isteğe bağlı bir iş değil, emri zaruri olup mecburi iştir buyurdu. Memleketi olan Arvas'a gitmesini emretti. Yola çıkacağı zaman tekrar huzuruna çağırdı, kitapların içindeki mektuplarını kendisine göstererek, bu ihlas ve muhabbet sizin değil midir? Neden imtina ediyorsunuz? Yemin ederim ki sizin hilafetiniz Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından tasdik buyurulmuş ve bütün saadat-ı kiram büyükler tasdik buyurmuş. Ben de tasdik etmek zorundayım. Siz de kabul etmek mecburiyetindesiniz buyurdu. Kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyette çok yüksek bir mürşidi kamil olan ve Seyyid Taha'yı gördüm, tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyuran Seyyid Fehim Hazretleri, hocasının emrine uyarak Arvas'a döndü. Arvas medresesini yeniden imar ederek talebelere ilim öğretti. Ayrıca ehl-i sünnet itikadını, eshab-ı kiramın yorunu anlatarak insanların saadetine çalıştı. İslamiyetin emir ve yasaklarından kıl kadar ayrılmaksızın vazifesine devam etti her zaman afet kabul ettiği şöhretten kaçındı. Arvas medresesinde en az elli talebeye ders verip, madde Kübra adlı eseri okuturdu. Ondan ilim tahsil edip mezun olanlar, Van ve havalisinde Reisül Müderris'in unvanıyla anıldılar. Seyyid Fehim hazretlerinin ilim ve marifetteki üstünlüğü kısa zamanda her tarafa yayıldı. Seyyid Fehim Hazretleri hocası Seyyid Taha Hazretlerini ders talebesi gibi her yıl Arvas'tan Nehriye gelerek ziyaret ederdi. Vefatından sonra yerine geçen biraderi Seyyid Muhammed Salih Hazretlerini de ziyaret edip sohbetlerinde bulundu. Zira Seyyid Muhammed Salih Hazretleri Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbette üstadıydı. Üstadının vefatından sonra daha da tanınan Seyyid Fehim Hazretleri ilim ve fazilette iyice meşhur oldu. Mısır, Irak, Suriye ve bu havalide halledilemeyen meseleler ona getirildi. Çözülemez gibi görülen müşkil meseleleri hallederdi. Onun sohbetinde bulunmak üzere Arvas'a gelen kimseler, dünyadan habersiz, nefsin ve şeytanın şerrinden emniyette olup muhabbet deryasına daldılar. Ondan feyz alıp yüksek derecelere kavuştular. Sohbet ve dersleriyle pek çok insanın doğru yola kavuşmasına vesile oldular. Böylece Doğu Anadolu halkının sünni kalmasını, batıl fırkaların yöreye girmemesini temin ederek milli birliğe çok hizmet etti. 93 Harbi'nde Ruslara karşı Doğu Bayezid cephesine gidip büyük kahramanlıklar ve muvaffakiyetler gösterdiler. Seyyid Fehim Hazretleri, hocası Seyyid Taha Hazretlerinin vefatından sonra onun emir ve tavsiyelerine sıkı sıkıya uydu. Senede iki defa Van'a teşrif ederek, halka İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Onların dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşmaları için çalıştı. Vaaz ve sohbetleriyle Van halkının İslamiyet'e bağlılığı ve bu husustaki şöhreti arttı. Dünyada Van, ahirette iman sözü insanlar arasında yaygın olarak söylenmeye başlandı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Van'a gelişlerinde büyük bir kalabalık ve izdiham olurdu zamanın valisi, askeri ve mülki erkanı, onu ziyaret ederek sohbetlerinden istifade ederler, varsa müşkil meselelerini sorup cevaplarını alırlardı. Maddi ve manevi bütün emirleri yerine getirilir, herkes ona saygı ve hürmette kusur etmezdi. Böylece hocası Seyyid Taha'nın seneler önce buyurduğu, Van'ın fethi Arvasi hanedanından, ilim ve irfanıyla tanınmış bir zatın vasıtasıyla, muvakkaten Geçici olarak mümkündür sözünün hükmü keramet olarak ortaya çıkmıştı. İlim, fazilet ve güzel ahlakta zamanının bir tanesi olan Seyyid Fehim Hazretleri İslamiyet'in emirlerine ve sevgili peygamberimizin sünnet-i seniyesine titizlikle uyardı. Onu sevenler namazlarını mutlaka camide cemaatle kılarlardı. Onun en büyük kerameti İslamiyet'in emir ve yasaklarına tam uyması kendisinden sonra vazifesini devam ettirecek olan Seyyid Abdülhakim gibi alim ve veli bir zatı yetiştirmesiydi. Bunlardan başka pek çok kerametleri görülmüştür. Seyyid Fehim Hazretleri bir defasında talebeleriyle Van Gölü kıyısında giderken, göldeki Ahtamar adasında bulunan Ermeni kilisesinden bir papaz çıkarak su üstünde yürümeye başlar. Talebeler bunu görünce bazılarının hatırına Allah'ın düşmanı dediğimiz papaz su üzerinde yürüyor da evliyanın büyüğü Allahü Teala'nın sevdiği, seçtiği kulu bildiğimiz Seyyid Hazretleri acaba neden yürümez ve kıyıdan dolaşır diye gelir. Seyyid Fehim bu düşünceyi anlayıp mübarek ayaklarındaki nalınları ellerine alıp birbirine çarpar. Nalınları çarptıkça papaz suya batar. Boğazına kadar gelince bir daha çarpar, papaz batar ve boğulur. Sonra böyle düşünen talebesine dönerek o sihir yaparak su üstünde gidiyor. Böylece sizin imanınızı bozmak istiyordu. Nalınları çarpınca sihri bozulup battı. Müslümanlar sihir yapmaz. Allahü Teala'dan keramet istemekten de haya ederler buyurdu. Kerametiyle papazın sihrini bozdu. Diyarbakır'da adliye müfettişi Mustafa Necati Bey isminde bir kimse vardı vazifeli olarak Van'ın Müküs kazasına gitti. Bir bayram günü, bayram namazından sonra, kaymakam ve kazanın ileri gelenleri, Seyit Fehim hazretlerini ziyarete gitmek üzere hazırlandılar. Mustafa Necati Bey de onlarla birlikte gitmek istedi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yola çıktılar. Yolculuk esnasında güzel şeylerden bahsedildi. Arvas'ın yakınındaki kırmızı köprüyü geçtikten sonra, hepsi de ayrı bir manevi havaya girdiler. Mustafa Necati Bey de o havadan etkilendi. Fakat kendisi içki içtiği için heybesinde iki şişe içki vardı. Arvas kabristanının altındaki taşlıkta bu şişeleri kimseden habersiz bir yere sakladı. Arvas'a varıp Seyit Fehim Hazretlerini ziyaret ettiler. Hepsi sırasıyla saygıyla elini öptüler. Mustafa Necati Bey de ellerini öpüp tasavvuf yolunda talebesi olmak istediğini bildirdi. Seyyid Fehim Hazretleri ona, şişeyle tarikat bir arada olmaz, git şişeleri kır, dök gel, öyle kabul edelim buyurdu. Mustafa Necati Bey, şişeleri oraya koyduğunu kimsenin görmediğini düşündü. Fakat Allahü Teala veli kullarına kerametle bildirir diye düşünerek gitti. Şişelerden birini kırdı, diğerini de sıkışırsam kullanırım dedi. Seyit Fehim Hazretlerinin huzuruna gelince, git öbürünü de kır gel buyurdular. Mustafa Necati Bey, bu durum keyfi değil, zaruridir. O şişeyi oraya isteyerek bırakmadım. Zaruri kalırsam içerim diye bıraktım dedi. Seyit Fehim Hazretleri, haramda zaruret olmaz buyurdular. Mustafa Necati Bey gidip o şişeyi de kırdı. Sonra ellerini öptü ve talebeleri arasına girdi. Bundan sonra içki alışkanlığı kalmadı. Mustafa Necati Bey, Seyit Fehim Hazretleri hakkında Türkiye'yi hemen hemen tamamen Arabistan'ın bir kısmını gezdim, her yerde meşayıhtan pek çok kimseyle karşılaştım. Bu zat gibi olgun bir fert görmedim. Peygamber efendimizi ve eshab-ı kiramı temsil ediyordu. Onlardaki ilim, hilm, yumuşaklık, vakar, letafet ve heybeti hiç kimse de görmedim diye anlatır ve ağlardı. Seyyid Taha hazretlerinin oğlu Seyyid Ubeydullah efendi, hacca gitmek istiyordu. Bana geldi. Kendi kendine, Arabistan'da babam Tahayi Hakkari Hazretlerini tanıyanlar çoktur. İlim sohbetleri olur. Yanımda büyük bir alimin bulunması zaruridir. Buna layık ancak babamın halifesi Seyit Fehim Hazretleridir diye düşünerek onları beraber götürmek üzere bana davet etti. Seyit Fehim Hazretleri bana gelince "Üstadım birlikte hacca gidelim." dedi. Seyit Fehim Hazretleri özür beyan edip mali ve bedeni durumu müsait değildir buyurdu. Seyit Ubeydullah Efendi, mal ve para işi bana aittir. Bedeni durumunuzla ilgili olarak Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin divanına bakalım. Ne çıkacak? dedi. Divanın bazı sayfalarını açtıkları zaman Medine-i Münevvere ile ilgili beytler çıktı. Bunun üzerine karar verip birlikte hac yolculuğuna çıktılar. İstanbul'a geçip Fatih'teki Reşadiye Oteli'ne indiler onların İstanbul'a geldiklerini haber alan zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamid Han, kendilerini saraya davet etti. Sarayda misafir edip, ikram ve ihsanlarda bulundu. Kendisi veli olan, alim ve velilere çok hürmet eden Sultan II. Abdülhamid Han, Seyyid Fehim hazretlerinin sohbetlerinde bulunup duasını aldı. 12 gün kadar İstanbul'da misafir ettikten sonra Haydarpaşa'ya kadar merasimle, törenle uğurladı. Seyyid Fehim Hazretleri ve Seyyid Ubeydullah Efendi vapurla Mısır'a gittiler. Oradaki alim ve velilerle görüşüp sohbette bulundular. O devrin önemli ilim merkezlerinden olan Esher medresesinden yetişen alimler, Seyyid Fehim Hazretlerinin ilim ve faziletteki üstünlüğünü kabul ettiler. Seyyid Fehim Hazretleri hizmetlerinde bulunan Hacı Ömer Efendi ile birlikte Camiül Esher medresesine gittiler. Bir odaya girdiler bu odada oturan bir alimin etrafında çok sayıda kitaplar ve önünde bir kağıt olduğu halde oturduğunu gördüler. Alim kitaplara bakıyor fakat önündeki kağıda bir şey yazamıyordu. Seyit Fehim Hazretleri kağıtta olan yazıyı bir defada okuyup ezberledi. Çünkü bir defa okuduğu yazıyı ezberlemek onun hususiyetlerindendi. Alim kimse başını kaldırıp sizin okumanız var mıdır diye sordu. Seyit Fehim Hazretleri ilimle bir miktar meşgul olduğunu bildirdi. Alim, siz bu kağıttaki yazının manasını bilir misiniz? dedi. Evet cevabını alınca hayret etti ve hayret, Camiül Eser Medresesi, Üniversitesi, bütün şubeleri, fakülteleriyle bir haftadan beri bu meselenin halli için tatil edildi. Reisül ulema başta olmak üzere bütün alimler gece gündüz çalışmaktadır. Bu yazının mana ve mefhumunu anlamaktan aciz kaldı, dedi. Seyit Fehim Hazretleri basit bir meseledir buyurunca alim daha çok hayret etti. Seyit Fehim Hazretleri anlaşılamayan meseleyi izah etmeye başladı. Hayretler vadisinde dolaşan alim saygıyla kalkıp elini öptükten sonra hemen kağıt kalem alıp Fehime Arvasi Hazretlerinin izahını yazdı. Adresini alarak tekrar elini öptü ve ayrıldı. Seyit Fehim Hazretleri de Hacı Ömer Efendi ile birlikte kiraladıkları eve döndü. Bir müddet sonra Camiül Eser Medresesi Reisül Ulemasının yani rektörünün gönderdiği dört alim çıka geldi. Reisül Ulema tarafından Camiül Eser'e davet edildiğini ifade ettiler. Seyit Fehim Hazretleri daveti kabul buyurup gitti. Büyük bir salonda Reisül Ulema başta olmak üzere 500'e yakın alim büyük bir saygıyla kendisini karşıladılar. Seyit Fehim Hazretleri ile Reisül Ulema yan yana oturdular. Sohbet başladı. Reisül Ulema Seyit Fehim Hazretlerine "Efendi Hazretleri, tam istenen şekilde açıkladığınız mesele camiül Esherce müşkil ve manası anlaşılamayan bir mesele haline gelmişti. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bu müşkilattan bizleri kurtardınız." Camiül Eser size sonsuz şükran borçludur dedi. Birçok müşkil meselelerin halledildiği sualli cevaplı sohbet saatlerce devam etti. Bu sırada Seyit Fehim Hazretleri yanındaki Hacı Ömer Efendi'den tütün çubuğunu doldurmasını ve yakmasını istedi. Hacı Ömer Efendi'nin hazırladığı çubuktan birkaç nefes çekip yerine koydu. Reisül Ulema Seyit Fehim Hazretlerinden müsaade isteyip Birkaç nefeste ben çekebilir miyim? dedi. Seyyid Fehim Hazretleri müsaade ettikten sonra birkaç nefeste Reisül Ulema çekti. Fakat bu sırada salondaki alimler arasında fısıltılar başladı. İki alim gelerek Reisül Ulema'ya Efendim tütün içmenin kesin haram olduğuna dair dört fetva vermiştiniz. Şimdi içiyorsunuz, hikmeti nedir? diye sordular. Reisül Ulema cevaben yemin edelim ki bizim ilmimiz bu zatın ilmi yanında denizde bir damla gibidir. Vera ve takvamız da bu zatın vera ve takvası yanında yok gibidir. Bu zata uyarak bugünden sonra tütün içeceğim. Demek ki yanılmışım, haram değilmiş. Haram ve günah olsaydı bu zat ağzına koyar mıydı? Siz serbestsiniz. Benden haram olduğunu duyan herkese haram olmadığını duyurunuz dedi. Seyit Fehim Hazretlerinin sohbet ve hizmetinde bulunanlar, kendilerini dünyadan uzaklaşmış görürlerdi. Arapça, Farsça, Türkçe ile diğer mahalli dilleri bilirdi. Her dildeki mahareti emsalinden üstündü. Arapça konuştuğu zaman Mısır cami eserinde yetiştiği sanılırdı. Maddi ve manevi bütün ilimlerde derin alim, fesahat ve belagatları harikaydı. Seyit Abdülhakim Hazretleri onun vasıflarını şu şekilde anlatırdı. O, her ilimde bir okyanustu. Derinliğine kimse inemedi. Ancak oğlu ve halifesi Seyyid Muhammed Emin azıcık anlıyordu. Hatta şey Said-i Şirazi'nin Gülistan'ından bir beyt okudular ve izah buyurdular. Bir miktarını anlayabildim. Seyyid Muhammed Emin de bir miktar daha anladı. Sonra o da anlayamadı. Hülasa, hakikat ve inceliklerini kimse hakkıyla idrak edemedim. Seyit Fehim Hazretleri bir gece rüyasında Resulullah Efendimiz'i gördü. Resulullah Efendimiz ona, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım buyurdu. Bu emir üzerine Abdülhakim Efendi'nin terbiyesine daha çok ihtimam gösterip, onu tasavvuftaki vilayeti Ahmediye derecesine ulaştırdı. Seyit Fehim Hazretleri'nin önde gelen talebesi Seyit Abdülhakim Efendi, onun sohbetlerinden çok istifade etmişti bir gece benzeri olmayan bir sohbet oldu. Seyit Abdülhakim bu sohbette dinlediklerini kendisi için yeterli görerek bu sohbet bana yeter. Alabileceğim her şeyi bu gece aldım diye düşündü. Sabah olunca üstadı kendisinden ibriğini istedi. Abdülhakim efendi ibriği bir elma ağacının altında bulunan hocasına götürdü. Bu sırada Hazreti Seyit Abdülhakim bu ağaç ne ağacıdır diye sordu. Elma ağacıdır efendim diye cevap alınca bu ağacın bir gövdesi, dalları, dallarında da meyveleri vardır. Şimdi bir elmanın içindeki çekirdeği yiyen bir kurt, ben bütün elmayı ve elma ağacını yedim. Onda olanları aldım dese doğru olur mu buyurdu. Böylece Seyyid Abdülhakim Efendi'ye akşamki düşüncelerinin yanlış olduğunu bildirip daha çok gayret etmesi gerektiğini işaret buyurdu. Hazreti Seyyid talebelerinin en üstünü olan Seyyid Abdülhakim Efendi'ye hilafetname vermeden beş yıl önce kardeşlerine yazdığı mektupta buyurdu ki, Sevdiğim kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha, Allahü Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi kardeşiniz Seyyid Molla Abdülhakim, geçen sonbaharda buraya gelmiş ders okumaya başlamıştı bu fakirde onun dersini gayet dikkatle ve tahkik ederek anlattım. O da gerek derste, gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Şimdi zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Bu fakir, alet ilimlerini, fıkıh ve hadis ilimlerini okutmak için üstadlarımdan nasıl mezun olduysam, onu da öyle mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız.'' ilmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Bundan başka ilme tevazu göstermek, Allahü Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. EZ Fehim. Seyyid Abdülhakim Efendi'ye 1882 senesinde zahiri ilimlerde icazet, diploma verdiği gibi 1888 senesinde tasavvufta Nakşibendiye, Kadiriye, Sühreverdiye, Çeşdiye ve Kübreviye yollarından hilafet de verdi. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi. Seyyid Abdülhakim'e yazdığı bir mektupta buyurdu ki, Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim, size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, Uzun zamandan beri sizden haber almadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allahü Teala her gizli şeyleri bilir. O şahittir ki kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları oynatılmış olur. Eğer o gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa Allahü Teala'ya hamd ve şükürler olsun bedenimizin ve etrafımızın rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hatta ala biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin. Şey Abdülhamide ve Şey Hasana ve Seyyid İbrahim'e bu fakirin dualarını bildiriniz. Taha efendiye ve Masar efendiye dua ederim. Her kime uygun görürseniz bu fakirin dualarını bildirmek için vekilimsiniz. Bundan başka nehride olanların doğru eğri hepsinin hallerini yazınız. Ayrıca Nasturilerin taşkınlık yaptıklarını, 400 Müslüman öldürdüklerini işittik. Bunların neler yaptıklarını ve niçin yaptıklarını da bildirmenizi istiyorum. Ve selam. Duacınız günahkar Seyit Fehim. Ömrünü İslamiyeti öğrenmek ve öğretmekle geçiren Seyit Fehim Hazretleri, vefatından altı ay öncesinden itibaren, sefer hazırlığına başlamıştı. Sohbetlerinde her zamankinden daha çok ölümden bahsediyordu. Şimdi metfun bulunduğu kabri şerifin yerine bakarak, Arvas kabristanına defnedilenlerin imanlı olduğu takdirde, bütün günahlarının affedileceğini beyan buyururlardı. Ömrünün son günlerine doğru rahatsızlığı fazlalaştı. Bir cuma günü hasta haliyle camiye gitti. O gün halifesi ve oğlu Seyyid Muhammed Emin Efendi, beli ve hazin bir hutbe okudu. Caminin arkasındaki çeşmeye kadar saflar bağlamış olan cemaat, bu hutbenin tesiriyle mahzun olup ağladı. Seyyid Fehim Hazretleri, cuma namazını oturarak kıldı. Sonra da Seyyid Abdülhakim Efendi, Seyyid Muhammed Emin Efendi, Halife Derviş ve Halife Ali adlı dört halifesini huzuruna davet buyurarak vasiyetlerini şöyle bildirdi. Kitaplarımı Arvas kütüphanesine vakfettim. Benim bildiğim kimseye borcum yoktur. İhtiyaten ilan edin. Şayet alacaklılar çıkarsa ne kadar iddia ederlerse, Muhammed Emin tereddütsüz versin. İlmin ve nakşibendiye yolunun yayılmasına ihtimam gösteriniz. Seyyidim ve senedim Seyyid Tahay Hakkari Hazretlerinin her sene asgari bir defa Van'a gidip halkı irşad için fakire olan emirlerini yerine getiriniz.'' vasiyetine devam ederek, benden sonra çok fitne çıkacak. Kadınlardan haya perdesi kalkıp, çarşı pazarlarda dolaşacaklar. İslam, Abdülhamid Han'la kaimdir buyurdu. Bir ara Seyyid Abdülhakim Efendi'ye dönerek, Cenab-ı Hak sizi muhafaza edecektir buyurdu ve İbrahim aleyhisselamın ateşte yanmadığı kıssasını anlattı. ehl sünnet itikadının, eshab-ı kiramın yorunun yayılması için elimden geldiğince kıl kadar ayrılmamak üzere hizmet ettim. İnşallah mesul değilim. Tam tetkik etmeden fetva vermeyiniz. Ruhsatlarla yetinmeyiniz. İmkan oldukça azimetleri esas kabul ediniz buyurduktan sonra, bir müddet kimseyi yanlarına kabul buyurmadılar. Allahü Teala'yı anmakla ve ibadetle meşgul oldular. Fehim Arvasi Hazretlerinin hastalığını duyanlar, uzak yakın her taraftan gelip ziyaret ettiler. Tedavi için doktorlar getirdiler. Vefat ettiği günün ikindi namazını oturarak kılan Seyyid Fehim Hazretleri'nin mübarek vücutları secdeden mübarek başını kaldıramayacak derecede zayıflamıştı. Oğlu Seyyid Muhammed Emin Efendi'nin yardımıyla başını secdeden kaldırabiliyordu. Bu sırada hüzün ve üzüntü arvas ve etrafını kaplamış, evin etrafında yüzlerce seveni ve talebesi onun iyileşmesi haberini bekliyordu. O sırada renk renk, çeşit çeşit kuşlar geldiler. Havada sıra sıra durarak, herkesin hissettiği şekilde hüzünlerini ishar ettiler. Yüzbinlerce kuş, Arvas üzerinde şemsiye gibi gölge ettiler. O arada gaybtan bir ses, Ya tühen nefsül mutmeinne ayeti kerimesini sonuna kadar okudu. Secdeden başını kaldırıp, er refikul ala dedikten sonra sesli bir kelime-i tevhidden sonra 1895 senesi Şevval ayının 15. salı günü ruhunu teslim etti. Seyyid Fehimi Arvasi Hazretlerinin Arvas'ta bulunan kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmekte ve bereketlerinden faydalanılmaktadır. Vesile edilerek yapılan dualar kabul olmaktadır. Çocuğu olmayanlar çocuğa sahip olmakta, hasta olanlar şifaya kavuşmaktadırlar. Gece evden niçin ayrıldılar? Seyit Fehim Hazretleri her sene Van'a gelişinde bir müddet kalırdı. Aşıkları toplanır, feyz alırlardı. Genellikle kendisini çok seven mahkeme baş katibi Ahmet Bey'in evinde misafir olurdu. Bir sene Ahmet Bey hacca gitmişti. Van'a bir gelişinde yine onun evinde kaldı. Bir gece yarısı yakınlarından birini çağırdı ve arkadaşlarını uyandır, şimdi buradan çıkıp falan eve gideceğiz buyurdu. O kimse, efendim gece yarısı gitmek ayıp olur, yarın gitsek olmaz mı dedi. Hayır şimdi gideceğiz, hem Ahmet Bey'in oğullarına da haber ver buyurdu. Durumu öğrenen Ahmet Bey'in oğulları gelip yalvardılar. Efendim bir kusur yaptıksa af buyurun, bizden ayrılmayın, babamız işitirse üzülür. Biz ona ne cevap vereceğiz, lütfediniz, ihsan ediniz, kabahatimizi bağışlayınız dediler. Çok gözyaşı döktüler. Seyit Fehim Hazretleri, Hayır, sizden çok razıyım. Bize her hizmeti fazlasıyla yapıyorsunuz. Sizlere dua etmekteyim. Fakat şimdi gitmemiz lazım buyurdu. Ahmet Bey'in oğulları emir buyurduğunuz gibi olsun dediler. Gece yarısı sevdiklerinden bir başkasının evine gittiler. Ertesi gün oğlu Muhammed Emin Efendi, Ahmet Bey'in oğullarının pek çok üzüldüklerini söyledi ve babacığım o evde sabaha kadar kalsaydık ne olurdu diye sorunca, Seyit Fehim Hazretleri, Oğlum şimdi kimseye söyleme. Bu gece Ahmet Bey Mekke'yi mükerremede vefat etti. Ev yetim evi oldu. Mal mirasçılara kaldı. Evvelce her şeyi kullanıyor, yiyip içiyorduk. Çünkü Ahmet Bey'in seve seve helal edeceğini biliyordum. Şimdi ise tanışmadığımız mirasçılarının hakkı olduğundan bir şeyi kullanmak caiz olmaz. Kul hakkından kaçınmak için acele ayrıldım buyurdu. Bir ay sonra hacılar döndü, herkes geldi, Ahmet Bey gelmedi.'' Bir gece yarısı Mekke'de vefat etti dediler. Hesap ettiler, Seyyid Fehim Hazretlerinin evden ayrıldığı geceye rastlıyordu. Şeyhin seni öldürtmez. Van'ın Gürpınar Muhammed Piran aşiretinden Ali isminde bir zat gelerek Seyyid Fehim Hazretlerine talep oldu. Bir yolculuk sırasında vaktiyle hasmı olan bir kimse yolunu kesti. Ali ismindeki zatı öldürmek üzere silahına sarıldı nişan aldığı sırada Ali ismindeki zat beni öldürme. Hazreti Şeyh'e, Seyyid Fehim'e talebe oldum. Bütün dünya düşüncelerinden sıyrıldım diyerek hasmını ikna etmeye çalıştı. Fakat silahlı kimse onu dinlemeyip silahının tetiğine bastı. Beş tane fişeği vardı. Hepsini attı fakat hiç ses duyulmadığı gibi Ali Efendi'ye de herhangi bir şey olmadı. Silahlı kimse fişek yuvasına baktı, fişekleri göremedi. Olanlar karşısında şaşırıp kaldı. Şeyhin seni öldürtmez diyerek ayrılıp gitti. Ali efendi bir müddet sonra Seyyid Fehim Arvasi hazretlerini ziyaret etmek üzere Arvas'a gitti. Ziyaret esnasında Seyyid Fehim hazretleri ona köyün tepesinde çok korktunuz mu diye sordu. Ali efendi evet efendim dedi. Seyyid Fehim hazretleri oturduğu postun altından beş adet fişeyi çıkararak Ali efendiye verdi ve kul hakkıdır üzerimizde kalmasın buyurup fişekleri sahibine vermeyi emretti. Ali Efendi bu fişekleri sahibine götürüp verdi. Hadise sırasında zaten hayret içinde kalmış olan silahlı kimse yaptıklarına pişman oldu. Tövbe edip arvasa gitti ve Seyyid Fehim Hazretlerine talebe oldu.